Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle çok kolay, çok basit ama sonuçları etkileyici olan bir depresyon testi paylaşacağım. Öncelikle depresyon testine başlamazdan önce size depresyonla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Depresyon, çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlanmaktadır. Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardım almak elbette önemlidir. Ama sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmak da oldukça büyük önem arz etmektedir. Depresyon tanısının psikiyatrik muayene ile olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Burns depresyon ölçeği 1960 yılında Dr. Aaron Beck tarafından oluşturulmuş güvenilir bir duygu durum ölçme olarak kullanılmaktadır. Depresyon gibi ciddi bir rahatsızlığın teşhisini bir takım soruları cevaplandırarak koymak pek gerçekçi görünmeyebilir. Ancak dünyanın dört bir yanında başvuracağınız psikolog ve psikiyatristlerin teşhis koymak için size uygulayacağı test muhtemelen Burns depresyon ölçeği veya bir benzeridir. Araştırmalar depresif belirtilerin incelenmesinde bu ölçeğin terapistlerin birebir yaptığı resmi görüşmelerden daha net sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Kendi duygu durumunuzu ölçmek, yani depresyonun hangi aşamasında olduğunuzu öğrenmek için yapmanız gereken tek şey, sizinle paylaşacağım 25 soruya cevap vermektir. Bu soruları cevaplarken, özellikle son birkaç hafta içinde hissettiklerinize dayanarak, olabildiğince dürüst bir şekilde cevaplayıp, sizinle paylaşacağım kriterler doğrultusunda puanlama yapmak olacaktır. Size soracağım sorulara vereceğiniz cevapta sizdeki belirtilerin şiddetine göre 0'dan 4'e kadar puan vereceksiniz. Puanlar sırasıyla şu şekildedir. 0, hiç. 1, biraz. 2, orta derecede. 3, çok fazla. 4, aşırı derecede. Hissettiğiniz veya yaşadığınız seviye anlamına gelmektedir. Evet arkadaşlar, kağıdınızı ve kaleminizi hazırladıktan sonra teste başlayabiliriz. Testin bir süresi yok. Sakin sakin, anlayarak, kavrayarak soruları algılayın ve her sorunun sonunda değerlendirmenizi puanlayın. Unutmayın, son birkaç hafta içindeki hislerinize göre yanıt verip, bütün sorular için ayrı ayrı değerlendirme yapacaksınız. Hazırsanız, birinci bölümde düşünceler ve duygularla ilgili sorularımızla başlayalım. Kendinizi üzüntülü ya da neşesiz hissediyor musunuz? Mutsuz ya da umutsuz hissine kapıldığınız oluyor mu? Ağlama nöbetleri ve ağlamaklı olduğunuz zamanlar var mı? Kendinizi cesaretsiz hissediyor musunuz? Olaylar karşısında çaresizlik duygusuna kapılıyor musunuz? Özgüveninizi kaybettiğinizi düşünüyor musunuz? Değersiz ve yetersiz hissine kapıldınız mı? Suçluluk ya da utanç duygusu yaşıyor musunuz? Kendinizi eleştirip suçluyor musunuz? Karar vermede güçlük çektiğinizi söyleyebilir misiniz? İkinci etapta aktiviteler
ve kişisel ilişkileri irdeleyeceğiz. Ailenize, arkadaşlarınıza veya iş arkadaşlarınıza yönelik ilgi kaybınız var mı? Yalnızlık duygusu yaşayıp içe kapanıyor musunuz? Aile ya da arkadaşlarınızla daha az zaman geçirmek istediğiniz oluyor mu? Motivasyonunuzun eksildiğini düşünüyor musunuz? İşte ve diğer aktivitelerde ilgi kaybınız var mı? İş ve diğer aktivitelerden kaçınma durumunda mısınız? Yaşamdan zevk ve tatmin almama duygusunu yaşıyor musunuz? Üçüncü bölüm soruları fiziksel belirtilerle ilgili olacak. Kendinizi yorgun hissediyor musunuz? Uykuya dalmada güçlük ya da çok fazla uyuma isteğiniz var mı? Azalmış ya da artmış iştah durumu yaşıyor musunuz? Partnerinize karşı belirgin bir cinsel istek kaybınız var mı? Sağlığınız hakkında endişeleniyor musunuz? Geldik dördüncü ve en kritik bölüme. Bu son bölümde kısaca intihara meyil durumunuzla ilgili 3 önemli soru sorulacak. İntihar düşünceniz var mı? Yaşamınızı sona erdirmek ister misiniz? Kendinize zarar vermek için bir planınız var mı? Evet sevgili arkadaşlar, Burns depresyon testi sorularımız bitti. 1'den 25'e kadar tüm maddelerden aldığınız puanları toplayın. Eğer topladıysanız, depresyon seviyenizi sizinle paylaşacağım ölçüye göre değerlendireceksiniz. Ölçek şu şekilde. 0-5 puan depresyon yok. 6-10 puan normal ama mutsuz. 11-25 puan hafif depresyon. 26-50 puan orta depresyon. 51-75 puan ağır depresyon, 76-100 puan aşırı depresyon. Puanınız 0-10 bandında çıktıysa bir problem yok, her şey yolunda demektir. Şayet skorunuz 11 ve üzeri çıktıysa kendi kişisel ihtiyaçlarınız ve isteğiniz doğrultusunda profesyonel yardımdan yararlanabilirsiniz. En azından bir uzmanla görüşmeniz sizin menfaatinize olabilir. Son 3 maddeden herhangi birine evet yanıtını verdiyseniz, acil olarak bir uzmandan yardım almanız gerekmektedir. Sakın ihmal etmeyin, olur mu?
Evet, özellikle son dönemde yapılan araştırmalar depresyonun yüksek oranda tedavi edilebilen bir rahatsızlık olduğunu göstermektedir. Eğer sevdiklerinizde, çevrenizde veya kendinizde depresyon belirtilerinin olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alınız. Kaliteli ve sağlıklı bir hayat geçirebilmek için öncelikle kendinizi sevin ve sevdiklerinizin de her zaman yanınızda olduğunu unutmayın. Hoşça kalın.